Sevgili seyirciler, Türkiye'de binlerce görme engelli vatandaşımız için kaldırımlara yüzey çalışması yapılarak sarı şeritler yapıldı. Ege Haber'e de bu konuyla alakalı sayısız engellerden dolayı bu şeritleri kullanamıyoruz haberi geldi. Ve muhabirimiz Gamze Ulusoy da bu ihbarlardan yola çıkarak o sarı şeritleri denetlemeye çıktı. Ve bakın nelerle karşılaştı, şimdi birlikte izliyoruz. Aslında engelliler için bu düz şeritler yola devam edebilirsin anlamına geliyor. Ancak kentteki birçok yol bu kurala uymuyor. Örneğin şu anda üzerinde bulunduğum yol. Bir engelli vatandaş buradan geçip caddeye çıkmak istediğinde önce bu ağacı aşmak durumunda kalacak. Ağacı aştıktan sonra şeritli yolun sonunda yuvarlak kabarcıklı işaretler ise yolun bittiği manasına geliyor. Ancak gördüğünüz gibi bu şeridin sonunda da o işareti göremiyoruz. Burayı aştıktan sonra ise işi bitmiyor, hatta daha da zorlaşıyor. Çünkü karşısına koskoca bir büfe çıkıyor. Bazen bir ağaç, bazense bir esnaf sandalyesi engel. Bazı noktalardaysa ruhsatlı çalışan bir büfe. Hissedilebilir yolların anlamı çoğu vatandaş tarafından bilinmiyor aslında. Bakın bir çay ocağı tabelası, aynı güzergah üzerinde ise bir araç park etmiş. Efendim bu sarı şeritlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Hayır. Görme engelli. Çok kötü. Bilmiyorum, belediye hangi birini yapacak, hiçbirini yerine getirmiyor ki yani. Bir tezgah açıyorlar, bir de araçlar park ediyor. Türkiye'de binlerce görme engelli vatandaşımıza göz olsun diye yapıldı bu sarı şeritler. Öyle ki olumlu düşünceler dağıldı. Fakat gün geçtikçe bakımı da denetlenmesi de göz ardı edildi. Şeritlerin üzerine konulan engellerin yanında işte böyle manzaralarla karşılaşmak da mümkün. Bakın gördüğünüz gibi burada bir çalışma yapılmış ancak şerit yerine tekrardan takılmamış. Görme engelleri değil, sağlam adam bile gidemez. Çünkü neden? Engellilere yol yer yapıyorlar. Kaldırımlar araba dolu. Esnaf yolları kapatmış. Geç ön tarafı da işte engelliler yolu. Yemek yiyorlar orada, çay içiyorlar. Ramp peşinde hepsi. Araba koyuyorlar kaldırıma. Engelli vatandaş aradığında geçin. Buyurun işte, görün işte mesela. İzmir, engelsiz bir projeleriyle adeta Türkiye'ye örnek oldu. Öyle ki kilometrelerce bu bantlardan döşendi. İşte görme engelliler için yapılmış bir yol daha. Ancak manzara oldukça iç karartıcı. Çünkü gördüğünüz gibi görme engelli vatandaşın yolu tam da bu noktada kesiliyor. Nedenini soracak olursanız şeritler gördüğünüz gibi kaldırımın kenarına sökülmüş vaziyette konulmuş. Sarı şeritler plastik yapısı olması ve doğal afetlere dayanması açısından da devamlı bakım gerektiriyor. O bakımlar ve denetimler yapılmadığı için engel engelle karşılaştı. Kısacası ihbarlar doğru çıktı. Proje belki tam da nokta atışıydı ama engelli vatandaşa göz olması gereken bu şeritler zamana ve vatandaşa yenik düşmüş durumda. Evet, engeller maalesef aşılmak için vardır, takılmak için değil ama işte haberimiz de hayatın bu gerçeğini tam da maalesef tersini ortaya çıkıyor.